Değerli basın mensupları, her şeyden önce hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyorum. İnsanlık tarihinin nadir görülen dönemlerinden bir dönem yaşıyoruz. Herhalde geçmişte yaşanmadığı, bir gelecekte de böylesine bütün küresel alanı ve bütün insanlığı kuşatan bir kriz dönemi zor yaşanacaktır. Bu kriz döneminin mantığını doğru kavrayan, bu kriz döneminin de alınması gereken tedbirleri doğru alan ülkeler, toplumlar kriz sonrası aşamaya son derece elverişli şartlarda girerken kriz dönemini yanlış yorumlayanlar, koronavirüsün etkilerini salt bir sektörle alakalı görerek bütüncül bakamayanlar tarihin bir sonraki evresinde ciddi sıkıntılarla karşı karşındaki konumu ve Gelecek Partisi'nin bizim bu seyre bakışımızı aktaracağım giriş olarak. Daha sonra arkadaşlarım her bir alanda eee tek tek Gelecek Partisi olarak gelecek ekonomi ekonomide gelecek modelini sizlerle paylaşacaklar ve sorularla tartışacağız. Aslında koronavirüs olmamış olsaydı da dünya ciddi bir ekonomi politik krizin, kültürel krizin içinden geçiyordu. Soğuk Savaş sonrası dönemde son 30 yıl içinde arka arkaya yaşanan büyük uluslararası depremler. Ama demokrasilerin kendilerini yenilemesi lazım. Eski alışkanlıklarla demokrasilerin sürdürülebilmesi de mümkün görünmüyor. Bu bağlamda özgürlük güvenlik dengesinin yeniden yorumlanması gerekiyor. Biz size bir o güvenliği verelim ama özgürlüklerinizi sınırlayacağız diyen bir anlayışın insan haklarıyla herhangi bir bütünlük oluşturması mümkün değil. Devlet otoritesi yaygınlaşıyor bir kavram olarak biz buna karşı kamu düzeni diyoruz. Devlet otoritesi diyerek devleti toplumun üzerinde tahküm kuran bir aygıt olmak olarak görmüyoruz. Kamu düzeni diyerek... Güvenliğin ve özgürlüğün kamusal bütün toplumu kamu ilgilendiren bir alan olduğunu düşünüyoruz. Yaygın bir şekilde korku ve denetim kültürü etkinleşiyor ulusal düzlemlerde Biz ise bu korku ve denetim kültürüne, işte Amerika ve İngiltere George Floyd olayında olduğu gibi her ülkede hemen hemen farklı şekillerde yerleşen, biz korku ve denetim kültürüne karşı ulusal düzeyde. Efendim merhabalar. Siz demokrasi ve özgürlükten bahsettiniz. İsmi Hüseyin Çetiner. Cumhurbaşkanlığı koruma yasası kapsamında parti bülteni gibi iktidarın yayını yapanlar dışında herkesin mutlaka davalara muhatap olduğunu ben biliyorum. Ben de onlardan birisiyim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konuşulduğu zaman 70 sene önceye gidildi. Hem Cumhurbaşkanı hem de Genel Başkan Şimdi A Partisi için vatandaş sokakta konuşuyor. Hiçbir davaya muhatap olmuyoruz. Ancak iktidar partisinin genel başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı olduğundan dolayı sürekli davalarla muhatabız. Muhtemelen de kaybediyoruz. Siz de seçimle iş başına gelen son başbakan olarak o dönemde buna itiraz ettiniz mi, etmediniz mi? Gerçekten çok muzdarip, çok sıkıntı yaşıyoruz. Teşekkür ederim. Neler düşünüyorsun? Sağ olun. Hüseyin Bey çok teşekkür ederim. Bu çok çok karşılaştığımız bir soru ve haklı bir soru. Ama şundan ben e, en azından kendi içimde etik olarak e, vazifemi yaptığım duygusuna e, sebebiyet verecek birkaç husus var. Birincisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi teklifi daha çıktığı anda açıklandığında yani Sayın Bahçeli bunu destekleyeceğini söyledikten ve AK Parti ile MHP arasında ortak bir komisyonla çıktığı anda Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyerek çünkü ben nihayet eski bir başbakanım bir partinin genel başkanlığını yaptım o parti için önce sözüm bulmam lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyerek ve o zaman AK Parti Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım'dan randevu isteyerek her iki senede böyle bir sistemin Türkiye'de demokrasiyi dumura uğratacağını, ülkenin geneline faydasının olmadığı gibi ittifaklar üzerinden kurulmak zorunda kalan AK Parti'nin doğasını da bozacağını, bunun sakıncalı olduğunu, 12 Eylül anayasasından daha vahim bir tabloya Türkiye'ye götürebileceğini, 12 Eylül'e yapılan yamaların geçmişte daha kötü sonuçlar verdiğini kendisine anlattım. Her ikisine de iki 3 saat. Yet yetinmedi, yetinmedi Sayın Cumhurbaşkanına 17 sayfalık bir muhalefet şerhi verdim. Ve bu anayasal çerçevenin demokratik olmadığını, AK Parti'nin başta savunduğu ilkelere aykırı olduğunu, Türkiye'nin temel özgürlük alanlarını daraltacağını, belli bir kişiye yönelik yani bir e, Cumhurbaşkan şahsının güç biriktirmesinin ötesinde İleride de her cumhurbaşkanının güç biriktirmesi üzerinden her cumhurbaşkanıyla birlikte devlet yapısını bozacağını bütün bunları kendisine aktardım. O anlamda parti içinde disiplin gereği gereğini yaptım. Yetmedi. Sonra maalesef bunu hüzünle söylüyorum. Birçok basın yayın organında bunları dile getirebilmek için arkadaşlarımı araya koyarak bunları ben paylaşmak istiyorum dedim ama hiçbir basın yayın organı beni o günlerde, o şartlarda, şimdi olduğu gibi e, e, ekranlara çıkarmaya ve röportaj yapmaya cesaret edemedi. Bir yayın organı bunu cesaret etti, ona verdiğim mesajın da büyük ölçüde kırpılarak yayınlayabildi ve sadece ciddi kaygıların var başlığı çıktı. Neden? Çünkü onu da şimdiden bakarak yorumlamak yanlış olur. 15 Temmuz'dan... 4 ay sonradan bahsediyoruz. 5 ay sonradan bahsediyoruz. Daha 15 Temmuz'un travması atlatılmamış ve böyle bir toplumsal psikoloji içinde sanki 15 Temmuz'da gelen bütün darbe şeylerini ortadan kaldıracak bir yeni reformu engelliyormuş gibi bir görüntüye girmek de var. Ama hepiniz şahitsiniz. Tek bir yerde bile. Konya'daki mitingde dahi o partinin eski genel başkan olarak miting meydanda konuşmam davet edildiğinde dahi çıkıp o paketi savunmadım tek bir yerde bu paket iyidir Türkiye'nin demedim. Ha daha fazlası yapılabilir miydi? Belki yapılabilirdi. Ama 15 Temmuz'un o kasvetli havasını hepimiz biliyoruz. İçeride elimden gelen, elimizden geleni yaptı. Sadece ben değil, İbrahim Bey o zaman aynı anayasa paketini bir parti toplantısında sert şekilde eleştirdiği için epey bir, 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 bir tartışmaya sebep etmedi. Buradaki arkadaşlarımızın birçoğu, yani bizim Gelecek Partisi içindeki bu konuda net tavır sergilediler. Ama ülke o zaman kırılgan bir 15 Temmuz süreci yaşıyordu. Şu anda ise tutumumuz çok nettir. Daha sonra verdiğim Cumhurbaşkanı'na, Sayın Cumhurbaşkanı'na birkaç kez itirazların muhtevi raporlar verdim. Hepsinde de Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin doğasını da, yapısını da, her şeyini demokrasiye aykırı bulduğumu söyledim. Siyasi meşruiyete aykırı bulduğumu da. Mesela Cumhurbaşkanlığı yardımcısının Cumhurbaşkanı temsil yetkisi yoktur. Açık söylüyorum, yoktur. Çünkü halk tarafından seçilmemiş herhangi birinin Cumhurbaşkanı ülkede değilken bırakın bir saniye bile ülkeyi yönetme meşruiyeti olamaz demokrasilerde. Atanmış hiçbir kimse kamu otoritesi kullanamaz. Atanmış kişiler, bürokrasiler kamu otoritesi kullananların talimatlarını yerine getirirler. Demokrasinin özü budur. Ve yerine getirirken de o bürokrasi bütün taraflara eşit mesafede dururlar. Ama şimdi açık bir şekilde bürokrasi olan Cumhurbaşkanlığının birçok memuru memur açık söylüyorum kendileri diğer partileri hedef alan açıklamalar yapabiliyor. Diğer veya kamu alanında açıklamalar yapıyor. Bu bürokrasi geleneğimiz açısından da doğru değil. Nerede bozuldu bu? Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle bozuldu. Siyasetle bürokrasi arasındaki bağlar fülü ulaştı, kayboldu. Ve ayrım noktaları. Çok ciddi sıkıntıları var burada ama en büyük sıkıntı da dediğiniz gibi partili cumhurbaşkanlığıdır. Ben buna her zaman karşı çıktım. Şimdi de karşı çıkıyorum. Partili cumhurbaşkanlığı Türkiye'nin bütün kesimlerini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamının eski tabirle haşiyetini ve kapsacılığını yok ettiği gibi partilerin eşit şekilde yarışmasına da imkan tanımamaktadır. Bugün niye parti liderleri bir araya gelip konuşamıyor? Bir, çünkü bir parti lideri aynı zamanda Cumhurbaşkanı olunca diğerleriyle oturduğu zeminin hangi vasıflı olduğunu ayırt etmek mümkün değil. Kimse Amerikan sistemini falan örnek vermesin orada. Başkan Demokrat Parti'nin veya Cumhuriyet Partisi'nin şeyi değildir. başkanı değildir. Ve ayrıca da gerektiğinde partiler kendi başkanlarına muhalefet de ederler. Yani bir güç kuvvetler ayrılığı ilkesi var. Dolayısıyla bu eleştirilere saygı duyuyorum ama o dönemde bu konuda gerekli uyarıları her kesimde, her seviyede yaptım. Ulaşabildiğim devlet yetkililerinin hepsine de bunu söyledim. Şimdi de Baktık ki aksil olmuyor, yankısı olmuyor. Şimdi de bunun için mücadeleye girdik. Gelecek Partisi bu mücadelenin adıdır. Çekingen değil, kararlı, cesur. Efendim güne göre değişen değil, ilkeli. Ve Gelecek Partisi sonu 6 ay içinde yaptığı hiçbir açıklamada iç çelişki bulamazsınız. Hiçbir açıklamayı da korkak, ürkek, çekingen, tedirgin değildir. Doğrudan adresi açıklamalar yaparız. Çünkü bugün doğrudan açıklamalar yapma dönemi kararsız çekingen ürkek açıklamalardan kaçınmak lazım. Şimdi net olarak söylüyoruz. Partili cumhurbaşkanlığı doğru değildir. Cumhurbaşkanı hükümeti sisteminin işleyişi de doğru değildir. Onun için kuruculur aşamasında tartışırken acaba başkanlık sistemine devrilebilir mi şey konusunu anayasa hukukçularıyla birlikte çok tartıştık. Sonda ulaştığımız nokta şuydu. Hani rehabilite edilebilir mi? Gördük ki bunun rehabilite edilme şansı yok. Daha doğrusu buradaki her gri alan yeni otoriter eğilimlere yol açacak net olarak kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulandığı tam ve güçlendirilmiş parlamenter sistem şarttır. Evet, buyurun Şerif.